Hocam diyor, yani özetle söylüyorum, uzun bir yazım. Mehdi diyor, Ledin ilminin hareket edeceğini söylüyorsunuz diyor. Hızır aleyhisselam vahiy ile hareket ettiği için Ledin ilmini uygulaması makul diyor. Ama Mehdi vahiy almayacağına göre nasıl Ledin ilmini uygular diyor. Ledin ilmini uygulamak için illaki vahiy almak gerekmez. Şöyle ki, Ledin ilmini mesela Hazreti Musa'ya Hazreti Hızır öğretti. Oradaki o derinliği kavramış oldu. Yani oradaki hikmeti kavramış oldu. Yoksa Hızır'ın anladığı anlamda, Hızır'ın uyguladığı anlamda Ledün ilmi ayrıdır. Tabii ki onun için vahiy gerekir. Ayrı bir konudur o ve Hızır olması gerekir şahsen. O zaman diyor, bak diyor ki, Hazreti Mehdi de dost doğru olmak zorunda diyor. Şeriatın dışına çıkamaz diyor. O zaman nasıl olacak diyor. Mesela örnek vereyim. Ama tabii kapalı bir örnek veriyorum. Bir de açık bir örnek daha vereceğim ama bunun üstüne daha bir şey söylemem yani. mesela geçenlerde verdim. Hazreti İbrahim Ledün ilminin bir uygulayıcısıdır, uyguluyor. Bir, diyor ki şöyle baş gözünün yıldızı dikiyor, kaldırıyor. Ben hastayım diyor. Yani yıldızlardan ben bunu anladım diyor. Hastayım. Hasta değil. Adamlar kaçıyor. Yalan söylemek haram değil mi? İnşallah. Haram. Haram. Hasta değil. Kaçıyor adamlar. Yanından gidiyorlar. Biz yıldızlardan anlam çıkarabiliyor muyuz? İslam'a göre var mı bu? Yok hocam. Yok. Ama bakıp söylüyor. İnandığından değil. Onlarla alay ediyor. Alay ediyor ve sonucunda İslam'ın lehine bir hüküm meydana gelmiş oluyor. Bir. İkincisi, bütün putları parçalıyor. Büyük putu tutuyor. Onun boynuna baltayı asıyor değil mi? İple. Kim kırdı diyorlar. Bu put kırdı diyor. Bu puta tazim değil mi? Haram bu. Evet. Yani puta bir güç vermiş oluyorsun. İlahlık vasfı vermiş oluyorsun değil mi? Kırdı demek ne demektir? Gücü var diyorsun adamlara. Haram değil mi? Evet. Ama orada onun amacı ne? O putu aşağılamak ve ezmek. Ve amacına da ulaşmış oluyor. Bu ledün ilmidir. Ha ben anlayamadım hala diyorsa kardeşimiz, o zaman bir şey diyemem. Yani şöyle diyeyim, eğer bunu da anlayamayan varsa. Mesela buraya çok 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 kolay bir örnek vereyim. Artık bunun herhalde anlar tahmin ediyorum. Mesela buraya birisi geldi. Ben diyor falanca kişiyi arıyorum. Nerede arkadaşlar diyor. Ne yapacaksın diyor. Adam ondan intikam alacağım diyor. Yahut kötülük yapacağım diyor. Yalan söylemek haram mı? Haram Evet, değil mi? evet inşallah. Ben de desem ki dürüstlüğüm tutsa. Arkadaş içeride bekliyor. Buyurun gelin al silahı. İçeri buyurun falan mı diyeyim ya adama? Yani adam da mesela silahlı gelmiş. Adam da içeride buyurun bekliyor, sizi bekliyor. Ne? Bunun adına ahmaklık derler. İnşallah. Ona da yalan denmez, maslahat denir. Ledün ilminin uygulanmasına da maslahat denir. Maslahat. Yani onu zaten feraset ehli anlar yani ne anlama geldiğini. Anlaşıldı mı? İnşallah. Şimdi ben bu kadar diyebilirim yani ama bunun üstünde daha hala anlat diyorlarsa o zaman yollarımız ayrılır ondan. Yani orada artık söyleyecek bir sözümüz kalmaz.